Bozkır'daki ardıç ağacı altındaki adamın resminin üstüne tüyleydi güzel adam yazdı. 58 ve 74'lü yılların resimlerine bakan bir el albümü açtı. Kuşlarımda ceylan taşıyan yüceleri ey. Ayın hüzün saati gözlerinde. Kuytu yerlerinde sümbüller dökülen. Nergisler açan eteklerinde. Göklerde muştular indiren güvercinleriyle. Dorukları bembeyaz yaşmaklarıyla. Güneşe uzanan ağaçlarıyla. Zaman hiç gelmeyecekmiş gibi donduran. Ey bir yanıyla derin sulara dayanan. Ey dağlar, neredesiniz ey? Kim bizi senden koparın? Hangi ses çağıran bulvarlara? Denge bizi bozan, intihar vitrini bulvarlara. Ardıç ağacı altındaki adamın resmi. Bu dizinin betimlemesi TRT tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.sesibetimlemederneği.com Erdem Beyazıt, Uras Kaygılaroğlu. Cahit Sarıfoğlu, Baran Akbulut, Zehra Yıldız, Çağrı Atiksoy, Rasim Özdenören, Mertcan Sevimli, Süleyman Uğur Karabulut, Nuri Paktil, Kemal Uçar, Şükriye Hülya Şen, Naciye Şahika Koldemir, Emine Pınar Gök, Akif İnan, Yiğit Çıkır, Sait Zarifoğlu, Fatih Murat Teke, Ali Kutlar, Çağdaş Tekin, Alaaddin Özdenören, Orhan Kanal, Adnan Edip Saner, Hakkı Mert Asker, Cevat Bora Cengiz, Güler Ece Makyol, Merve Zümre Ertürk, Kahraman Can Güreler, Zafer İbrahim Ersoylu, Celal Cengiz Tangör, Yeminici Ahmet Bilgin, Hacer Müzeyyen Durgun, Müdür Fuat Rahmi Dilligil, Fatma Hatice Sema Şahingöz, Eşref Mustafa Turan, Ökkeş Mehmet Yaşuru, Kristinli Meryem Esma Sahip Afendi, Çılık Anıl Yıldız, Hasan Ali Sedat Kalkavan, Hayri Demet Şen, Kerem Mehmet Emre Yakut, Selim Emrah Doğan, Elif Işıl Tangör, Mahmut Şahdi Özdemir, Piyangocu Doruk Uysal, Konuk Oyuncu Mahsun Dede Muhammed Can Gören, Senarist Ahmet Tezcan Yemin Şahin, TRT Proje Sorumlusu Müslüm Şahin, Uygulacı Yapımcı Ali Naci Erol, Yapımcı İksan Fırat Ömer Can, Yönetmen Adnan Güler, Görsel Efektler Dijilay, Yardımcı Yönetmen Burak Müjdeci, Yapım Sorumlusu Hakan Tansu Şahin, Sanat Yönetmeni Özgür Kemertaş, Görüntü Yönetmeni Cihan Yeşiltarla, Kurgu Umut Ozan Bölükoğlu, Müzik Engin Bayrak, Yapım Sorumlusu Ahmet Zarifoğlu, Yapım Asistanı Murat Mutlu, Abdülsemet Bilgiç. Antika Divi Tokka Takımı, Yazı Yazan Değil, Eski Bir Radyo, Rafta Ciddi Kitaplar ve Daktilo. Bozkır'daki Ardıç Ağacı altındaki adamın resminin üstünde tüyleri güzel adam yazdı. Şairler Memleketi Maraş'ın lise yıllarında tanışmış ve kader arkadaşı olmuş yedi güzel adamın hikayesi yazdı. Akşam vakti, taş duvarlarıyla kara lise, 20. bölüm. Takım elbiseli, kasketli adamlar sırtlarındaki yükleri alt kısımdan binanın içine taşıyorlar. Sırtladığı çimento torbası altında iki büklüm olmuş bir hamal. Yanından geçen Fuat dikkat kesilmiş bakıyor. Çimento torbaları yanı sıra üzerinde kuru kafa işareti olan tahta sandıklar da arada okula taşınıyor. 7-8 kişi hummalı, tempolu, ses çıkarmadan yapıyor taşımayı. Fuat zararlı bir şey görmemiş olacak, dik mağrur havasıyla onaylarcasına döndü. Üst üste istikli çimento torbalarına elini koydu. Gözleri iri iri açılmış, dönük bakışlarla taşıyıcılara baktı. Üzerinde İngilizce kocaman etiketler asılı, küçük ama oldukça ağır kutuları kucaklamış, irice bir adam zorlanarak merdivenleri çıkıyor. Bir tek çimento torbası bile sırtlarını eğmeye yetiyor. Fuat tuhaflığın farkında değil. Taşınan her şeye memnun, baş sallayarak geriden izlemeye başladı. Rulo ince kablolar, kutu kutu malzeme zorlukla içeri taşınıyor. Yavaş adımlarla okula döndü. Bir el masaya sıkılgan vuruşlar yapıyor. Açılan kapıdan Fuat göründü. Adnan Bey, ben de sizi bahçede arıyordum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Buyurun lütfen Fuat Bey. Sağ olun. Kendi odasında masasının önündeki koltuğa oturdu. Öğrencileriniz sizinle gurur duyacaklar Fuat Bey. Okulumuzun yatılı bölümü öğrencilerinizin hatıralarında bir efsane olarak yer alacak. Devletimize yaraşır bir eğitim yuvası yapacağız. Yalnız geceleri çalışacağız.
Malum sesten öğrencilerin rahatsız olmasını istemem. Siz nasıl arzu ederseniz Adnan Bey, ben ona göre düzenleme yaparım. Yalnız bir şey soracaktım. Bu gelen malzeme torbaları yerli malı değil. Hepsi yabancı. Merak ettim. Burası bir okul Fuat Bey. Malum her zaman restore ettirecek parayı bulamayabilir. Yabancı malzeme kullanıyorum ki eserimiz kalıcı olsun. Fuat memnun gevşeyiverdi. Türkiye'nin sizin gibi eğitimcilere ihtiyacı var Fuat Bey. Bunun için desteğimiz her zaman üzerinizde olacak. Açıkçası sizi milli eğitimde daha iyi yerlerde görebilmek adına her zaman hiçbir masraftan kaçınmayız. Ankara'da kimler kimler müsteşarlık yapıyor Fuat Bey. Bir görseniz aklınız şaşar. Fuat'ın yüzü aydınlandı, hevese gelmiş, gülümserken utanıp toparlandı. Ya bırak o çayı. Git şöyle okkalı güzel şekerli kahve getir çabuk. Ramazan başını eğerek çıkarken Adnan bıyık altı gülümsüyor. Kendinden emin, sakin tavrıyla Fuat'ın gözlerine bakıyor. Aşağıda depoya taşınan malzemelerin haddi hesabı yok. İçerisi istifli silah kasalarıyla dolmuş. İşin başında solcu, piyangocu duruyor. İç kısımdan izliyor adamları. Bu vatan size çok şey borçlu Adnan Bey. Biz muasır medeniyetin peşinde koşuyoruz Fuat Bey. Böyle kahraman bir şehre hizmet vermek bizim için bir onurdur. Vatanın her karış toprağında hizmet etmek için yola çıktık biz Fuat Bey. Bu ülke için ne yapılsa azdır. Sizin gibi vatanseverler olmasa ne bu şehir ne bu devlet ayakta kalamaz. Konuşmanın altında piyangocu tek tek açtığı her kutudan, çimento ve torbalardan tabanca tüfek çıkartıp inceliyor. Eli arkasında çenesini geviş getirir gibi çevirerek demir parmaklıklar olan pencere önüne geldi. Bıyık ve saçlarına aklar düşmüş. Tıraşsız haliyle çapulcuları andıran tekinsiz bir havası var. Sinsi sinsi gülümsüyor. Erdem yan uzanmış, kanter içinde, elleri önünde birleşmiş, sayıklar gibi titriyor uykusunda. Naciye hemen yanında sakince uyuyor. Kasılan yüzü ağlamaya başladı. Naciye sesine uyanıp doğruldu. Erdem. Telaşla ışığı yaktı. Erdem. Yanda duran başörtüsüyle yüzündeki terleri siliyor. Kütüphanede öğrenciler masanın etrafındayken deprem olmaya başladı. Her şey silik, belli belirsiz, şiddetle sallanıyor. Raflardan kitaplar düşüyor. Hakkı Kahraman, Güler, sınıftakiler korkuyla bakıyorlar Erdem'e. Raftaki tüm kitaplar üst üste yere düştü. Erdem hiçbir şey yapamazken kitaplar kurşun gibi raflardan sekerek başlarına dökülmeye başladı. Kitaplara göre bir öğrenci yere devriliyor. Önce Hakkı ardından Güler, sonra Atsız'ın kitabının ardından Kahraman sandalyeden yere devrildi. Cevat dayanmaya çalışırken Hikmet Kıvılcım'ın kitabıyla o da yere devrildi. Yer önlerinde tepeleme kitaplarla doldu. Adam kollarını açmış, çaresizlikle bakıyor öğrencilerine. Hepsi yerle bir olmuş. Yer zemin, oda sallanırken eşyalar yerlerde. Hakkı elini uzattı, yardım ister gibi. Zafer'in, Güler'in elleri de havada. Başlarını düşen kitaplardan korunmaya çalışıyorlar. Erdem ellerini uzandı, eli havada kaldı. Gençler kafalarına yağan kitaplardan korunmak için ellerini siperlerken Erdem yumruklarını sıktı. Haykırır, yakarır gibi yukarıya baktı. Akıdım. Rüyadan ana döndü. Erdem. Rüyadan ayamıyor kendini. Depremin ortasında kalmış, etrafına bakınıyor. Yerde sarsıntı ve devrilen kitaplar yüzünden doğrulamayan öğrencileri yardım ister gibi ellerini uzattılar. Erdem'in elleri de onlara uzandı ama ne kadar uzansa da onlara ulaşamıyor. Naciye endişeli, sallayarak uyandırdı Erdem'i. Erdem şaşkın bir etrafına, bir de Naciye'ye baktı. Ter içinde, gözleri iri iri. Naciye evham yapmış, ona bakarken Erdem doğruldu yataktan. Ne oldu hayatım? Rüyanın etkisiyle bitkin, sararmış, yutkundu. Rüya,
Sadece bir rüya. Rüya. Naciye sehpadaki şişeden su doldurup verdi. Okudum okudum diye sayıklayıp durdun. Nasıl bir rüyaydı bu Erdem? İyi değil. Erdem sudan bir yudum aldı. Lahire çıkarsın abi. İyi değil. Bardağı geri verdi. Naciye oldukça endişelenmiş, korkulu gözlerle bakıyor kocasına. Bardağı yana koydu. Erdem raflar dolu kitaplarına, masadaki daktilosuna bakıyor. Rasimler dergide hala çalışıyorlar. Rasim hararetle daktiloda yazı yazarken Ali elindeki kaleme dalmış düşünceli bakıyor. Rasim bitirdiği yazıyı daktilodan çıkartıp okumaya başladı. Aslında değişmeyen tabii yapılardan birisi de gül yetiştiren adamdır. Bir şey yapmamanın da bir eylem olduğunu çoktan anlamıştı. Protesto için evinden dışarı çıkmıyordu. İnsanlar arasında katılmanın istemediği düzeni meşrulaştıracağı inancındaydı. Kur'an okuyarak, ibadet ederek, yalvararak, havf ederek somut protestosunu sürdürüyordu. Gözlüğünü çıkarıp Ali'nin sinirle elinde sıktığı, evirip çevirdiği kaleme bakışını izledi bir süre. Bir tomar boş kağıdı önüne atıverdi. Hadi artık. Zaman yazma zamanı. Gözlüğünü geri takıp parmaklarını önde kilitleyerek esnetti. Yazdığı kağıdı alıp okumaya başladı. Ali hırsla kalemine bakmaya devam ediyor. Öyle çaresizdim ki Naci. Sanki elim kolum bağlı gibiydim. Çocuklar hocam hocam diye seslendikçe sanki yer ayaklarımı daha da içine çekti. Kitaplar bir yana, çocuklar bir yana savruldu. Ben ne çocukları ne de kitapları tutabildim. Naciye'nin eli Erdem'in omzunda. Her şey çok hızlı ilerliyor Naciye. Tam bir sorunu çözdük diyoruz. Yenisi peyda oluyor. Eli kalbine gitti. Kalbim böyle düğüm düğüm sanki. Bir girdabın içindeymişim gibi. Her geçen gün bu girdap umutlarımı da içine çekiyor. Naciye teselli için eğilip öptü yanağından. Samimi tebessümüyle alıp kocasının elini karnına götürdü. Bak. Nasıl da hareketli. Hı. O da babası gibi yerinde duramayacak belli. Bu bile umutlanmak için yeterli bir neden değil mi? Benim güzel gözlüm. Güzel yüzüm. Benim dertlerimin yegane sebebi bu. Kızımsın böyle bir dünyaya doğacağını düşündükçe. Korkularım her geçen gün daha da artıyor. Buruk bakışlarını bebekten yana indirdi. Naciye de ne dese bilemedi. Masum masum bakıyor Erdem'e. Uzanıp sokuldu, omzuna yattı. Erdem sarıldı karısına. Naciye gözlerini yumup açarken Erdem'in gözler tavana dönük, kasvete bürünmüş, boşluğa bakarak konuşmadan yatıyorlar. Erdem uzanıp yanındaki abajuru kapatınca Naciye'nin abajuru da kapandı. Sarıldılar. Acemli cami yokuşu, kalabalık çarşı içi. Rasim ve Ali dergide. Yorgun, tıkanmış gibi birbirlerine bakıyorlar. Ali sinirle bıraktı kalemini masaya. Ayağa kalkıp eli belinde adımlamaya başladı. Bak açıkçası Sıddık Sami onların hukuk metinlerindeki kadar eksiksiz, mükemmel yazamadıktan sonra kağıtla kaleme daha fazla işkence etmeyi düşünmüyorum. Bunun bir yararı olduğunu da sanmıyorum. Son sözüm de bu. Nasıl böyle romantik düşünebiliyorsun Ali? Kurşunlar bugünlerde niyetsiz öldürüyor insanları. Bak böyle bir ortamda kelimelerde mükemmellik aramak sadece lüks.
Bence bir ilk söz yazmaya başla artık. Peki sen ne yazıyorsun Rasim? Bu sefer kahramanın kim? Gül yetiştiren adam. Ali'ye ters bir bakış atıp daktilosuna geri döndü. Ali utanmış gibi geri oturdu yerine. Mahsun dedeye veda yük söyleme. İkisinin de içi acıyor gibi Mahsun bakıyorlar birbirlerine. Rasim yazısına dönerken Ali allak bullak masadaki kurşun kalemi uzandı. Alevi tekkesinde lokma dağıtılıyor. Bugün matem günü geldi. Ah Hüseyin, vah Hüseyin. Hakkı ne yapacağını bilmeden içeri girip kederli yüzüyle etrafına bakındı. Kapıdaki yoksula ekmek ve lokma dağıtmaya devam ediliyor. Ah çöktü minderin birine. Vah Hüseyin'im. Senin derdin bağrım deldi. Senin derdin bağrım deldi. Ah Hüseyin. Her köşede hüzünle yas tutan insanlar var. Taslarla kadınlar lokmalar dağıtıyor. Hakkı sunulandan bir tane aldı, attı ağzına. Şahı Merdan. Ah Hüseyin'im. Mahsun dedenin yeri boş. Duvarda kırmızıya boyanmış kınalı bir postasılı geçmişe gitti. Allah Allah! 14 Mahsun'u pak, 17 kemerbest, 40'lar. Kerbela. Mahsun dede gözlerini kapadı. Silahlı adamlar arabayla yaklaşıyor. Bayezid konağında hala Alevi misafirler var, yüzler yaslı, ağlamaklı. Geceler bana gündüzdür, Şah Kerbela'da yalnızdır, Şah Kerbela'da. Ökeş namazda gözyaşı dökerken Cevat Yeminici'nin evinde açtı gözlerini. Sofrayı kurulu gördü. Hüseyin'im, şehit düşmüş Şah-ı Merdan. Vah Hüseyin'im, can Hüseyin'im, şehit düşmüş Şah-ı Merdan. Vah Hüseyin'im, can Hüseyin'im. Çalık yüzüne bakmayan Merve'ye dokunamadan oturuyor yanında. Kerbela'nın önü yonca, yonca çıkmış diz boyunca. Şah atayım katarınca, Şah atayım katarınca. Şah Hüseyin'im, vah Hüseyin'im, şehit düşmüş. Ali yazmaya karar vermiş gibi hazırlandı ama sadece kağıdın ortasına söz bitti yazdı. Sonra da hırsla kırdı kalemin ortasından. Rasim kaldırıp baktı başını. Kırık kalemleri kağıdın ortasına koydu, döndü sırtını. Adnan tahta hedef adamları ateş ediyor. Bir anda dönüp Selim'e doğrulttu silahını. Mahsun dedenin cenazesi büyük bir fırsattı. Maalesef bu fırsatı kaçırdık. Halbuki bu katliamı bütün dünyaya duyurabileceğimiz büyük bir protesto imkanı çıkmıştı karşımıza. Selim şaşkın. Adnan indirdi silahı. Bak, ne kadar çok yol var. Görüyor musun? Selim gözünü siperleyip baktı. Eğer nereye gideceğini bilirsen
Bu yollardan birini iyice öğrenirsin. Kayıplara karışmazsın. Mesela şu yol. Bak, şu yoldan dikkatle geçersin. Niye? Çünkü orada avcılar var, bilirsin. Aklını kullanırsın, değil mi? Eğer hedefini bilmezsen, hedefe giden yolu da bilemezsin yoldaş. Selim anlamış, sıkıntılı. Sinirle bir taşı elinde sıçratıp kuvvetle bulundukları tepeden aşağıya fırlattı. Alevileri daha önce uyarmıştık. Hatta hedefte oldukları için korumaya da çalıştık. Ama o zaman bile bazıları bizi mahallede istemedi. Hatırlarsınız Cevat. Bizi bu konuda uyarmıştı. Aleviler geleneklerine bağlı insanlar. Kolay kolay bunun dışına çıkmazlar. Ama bu son olaylardan sonra sanırım gelenek melenek diye tutturmazlar. İşte bak, bu da önemli bir fırsat. Eğer devrim istiyorsan asla pes etmeyeceksin. Hak ve adalet için gerekirse üşenmeden tekrar tekrar davanı savunacaksın. Anlatacaksın. Eğer gerçekten devrim istiyorsan bahane üretme. Çünkü devrim bahaneler üstüne kurulmaz. Sana bir tavsiyem var. Mesela Mahsun dedenin vurulduğu yerde konuşabilirsin. Karanlık güçlerin bir dini lideri sokak ortasında nasıl katlettiklerini herkese anlatabilirsin. Yüzü baraj gölüne dönük, Selim'i etkiler diklikte duruyor. Mahsun dede bir devrim şehididir. Dönüp silahı uzattı. Selim uzanıp kabzası kendine uzatılmış silahı tuttu. Silahı kavrayıp alıcı gözle baktı. Adnan'a geri uzattı. Benim silahım var. O senin için değil. Alevi dostlarımız için. Yeni gelen silahlardan. Alevi mahallesine dağıtılacak. Kendilerini korumaları için. Selim avuç içindeki silaha bir daha baktı. Dene istersen. Ama boşa mermi harca. Adnan omzuna vurup yürüdü. Selim'in aklı karışık, afallamış bakıyor arkasında. Adnan birkaç adım sonra döndü. Selim'deki etkisini tartar gibi kırıştırdığı anlayla dikkatle bakıyor. Selim elindeki otomatik silaha takılı kalmış, öylece duruyor. Merve hala yatağında küskün buhranlı. Çalık bir çare Hayriye'ye baktı. Odayı sinirle turlayıp durup oturdu yatağa. Ağrısın var mı gülüm? He? Merve sırtını dönmüş kendi içine dönük yatıyor. Bak bir şeye ihtiyacın olursa hemen söyle, tamam mı? Yaraları iyileşmiş ama ruhu yaralı. Boş sabit bakıyor ileriye. Çalığın içi gidiyor. Vicdan yapmış gözleri dolu dolu oturan Hayriye'ye döndü. Akşam şey yapak mı? Ablam sen ben çay bahçesine gidek mi he? Hem bak şey gelmiş. Neydi o? Güzel gözlü kadın vardı. Sen söyle. He şey Türkan Şoray, Türkan Şoray. Onun filmi gelmiş. Ona gidek mi? Dönüp bakmıyor bile yüzüne. Çalık haline sıkıntılı, gülüşü yüzünde dondu. Önüne dönüp hayıflanarak yere dikti gözlerini. Merve. Sen bu evin sultanısın. Ablam, ben, ikimiz de hep senin yanındayız. İyi olacak inşallah. Hem ben sana boşuna mı kızdım o komünistle arkadaşlık etmedi ha? Hepsinin sebebi o ve arkadaşları işte. Seni bataklığa çekmek istiyorlar. Ama işte ben oldukça bunu yapamazlar. Benim için candan ötesin sen. Merve'nin gözünden bir damla yaş süzüldü. Yavaşça dönüp tavırla dayısına baktı. Git buradan. Hepsi senin yüzünden oldu. Git buradan. İstemiyorum seni. Defol. Yorgana sarınıp gömdü başını geri. Hayriye bir şey olacak paniğiyle fırladı sandalyeden. Oysa Çalık sabırla bakıyor. Yataktan kalkıp Hayriye'ye, sonra tekrar Merve'ye baktı. Sözleri ağzında tutup dudaklarını sıkarak geri adımlarla
içli içli ağlayan Merve'ye baktı. İçin için doluyor, sinirli. Dönüp çıktı odadan. Fuat masasında yanaklarına kolonya sürüyor. Cahit geldi. Selamsız, ters bakışlarla girdi içeri. Masaya yanaşıp çantasını sandalyeye bıraktı. Fuat tuhaflaşmış bakıyor Cahit'e. Biliyor musunuz? Günlerdir gözüme uyku girmiyor. Vicdanımı terazinin bir o kefesine koyuyorum. Sonra bir bu kefesine koyuyorum. Olmuyor. Kendimi derin derin sorguladım. Ve ne sonuca vardım biliyor musunuz? Yanlış vicdanı sorguya çektim. İleri gidiyorsunuz. Benim vicdanım rahat. Hem şikayetimi de geriye aldım. Öğrencilerin okula gelmesinde hiçbir mahsur yok. Çocuklar gelebilirler. Evet tabii. Niye işkence gördüklerini bile bilmeyen üç çocuk okula rahat rahat gelebilirler. Siz şikayetinizi geri çektiniz ya, vicdanınız rahat öyle mi? Siz Zafer ve Kahraman'ı gördünüz mü? Huzursuz çevirdi başını. Sebep olduğunuz şeyin gerçekten farkında mısınız? Ömür boyu kapanmayacak yaralar açılmış, üç tane gencecik hayattan bahsediyoruz. Her şey ortada. Ne yani? Rejimin dinamitlenmesine göz mü yumacaktım? Yahu bir kere şu bakış açınızı neden değiştirmezsiniz? Sizin gibi böyle sabit fikirli bir adamın eğitimci olduğuna ben gerçekten inanmıyorum. Cahit öğretmen! Ben 25 yıldır bu devlete hizmet ediyorum. Binlerce öğrenci yetiştirdim. İnsan yetiştirmek bir sanattır beyefendi. Ben sizde böyle bir sanatçı kişilik falan görmüyorum. Müdürüm bağırmasını anlıyorum da Cahit boşu boşuna bağırma Süleyman baksan mı bir? Siz benim çocuklarımın canını yaktınız. Oyunatçı hayatlarına girdiniz. Kalplerine zehirli oklar fırlattınız. Kendinize gelin Cahit öğretmen. Amirinize karşı geldiğinizin farkında mısınız? Ya şimdi müdahale etmek bu müdürün öfkesini iyice körükleyecek. Hem bazen bütün iplerin kopması herkes için en iyisidir. Boş ver. Hem bir de benim gitmem lazım. Nereye? Aa Hatice sana söylemedi mi? Bugün yüzükleri alıyoruz biz. Bu hafta annem gelecek. Oo gelmiştir bile ben bekletmeyeyim. Hadi sen de sıkma canını tamam? Tamam kolay gelsin. Tamam hadi görüşürüz sağ ol. Amirinize karşı hakaretten hakkınızda işlem yapmak istemiyorum. Elinizden ne geliyorsa yapın. Öğrencilerin işkence edilmesine göz yummayan bir öğretmen hakkında ne işlem yapılıyorsa yaptırın. Bu işlerin hesabı sorulmaz mı sandınız siz? Çıkın! Çıkın gidin odamdan! Siz burayı mahkeme mi zannettiniz? Burası bir okul! Siz hem hangi hakla bana hesap soruyorsunuz? Dellendi yine bizimki değil mi? Sabahlara kadar uyumuyor. Berbere bile gitmeye korkuyor. Yemek yapmayı neyin biliyor Allah'tan. Müdür okulda mı kalıyor? Her bir şeyini getirdi okula. Bahçe dışına çıkarsam sopa çekerler diye korkuyor Allah. Ramazan efendim dur. Orta mı bu? Yok hocam, çok şekerli. En sevdiğim. Sıkma kökünü yiyin, bekçim odası al. Fuat'ın kahvesini alıp içmeye başladı öğrenciler koridorda. Hani insanları örümcek kafalı olmakla yaftalıyorsunuz ya. İşte. Sizsiniz o. Ve size insanca bir tavsiyede bulunayım mı? En yakın zamanda bir ruh ve sinir hastalıkları mütehassısına görünün. Çünkü artık zararlarınız herkesi ilgilendiriyor. Asıl ruh hastaları bu ülkeye dinamit koyanlardır. Şşş. Hadi dağılın. Hadi. Ses bahçeye kadar geliyor. Merdivende birikenler dağılıp indi aşağıya. Hatice bahçede bekliyor. Buruk bir tebessümle yanına indi. Ne oluyor Süleyman? Ne olsun? Bu müdür Fuat'ın öğrencilere olan tavrı Cahit'i iyice çileden çıkardı. O da ne yapsın işte eteğindeki taşları döküyor. Umarım her şey çözülür. Umarım. Şu sıra her şey kötüye gidiyor ama. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Şu sıra hayatımdaki tek güzel şey. Ama tek güzel şey sensin. Hatice'nin gözleri parlayıverdi. Yüzündeki masumluk silinip neşeyle gülümsedi. Süleyman da onun gibi elini uzattı. Hatice gönülden tuttu elini. El ele yürüyorlar. Ben asıl neyi merak ediyorum biliyor musunuz?
sizi yetiştiren adamı. Babanızı merak ediyorum. Babama? Cahit yürüyüp çıktı kapıdan. Fuat etkilenmiş, bir şey diyemeden ağzı açık, iri gözlerle oturdu koltuğuna. Derinleşmiş. Ne oldu? Ne olsun, her zamanki şeyler işte. Seninle de bir şey konuşmam lazım. Bir yere kaybolma, tamam mı? Zehra hayretler içinde. Omuz silkip ensesini ovarak giden Cahit'in arkasından baka kaldı. Nefeslenip ters yöne döndü. Sinirle yürüdü. Kütüphanedeler. Kitaplar bir yere savruldu. Çocuklar bir yere. Sarsıntı durmak bilmiyor. Çocuklar hocam hocam diye bağırışıyor. Sürekli yankılanan ikrah sesi. Ayaklarım sabitlenmiş. Allah kimseyi çaresiz bırakmasın abi. Amin. Hayırlara çıksın bayım. Açıkçası son zamanlarda ben de böyle rüyalar görüyorum. Hatta millet olarak her gün hepimiz bir kabus görüyoruz. Aynı şeyi ben söyleyecektim ama inanmayacaksınız. Rasim'e sorun. İki sefer uyandırdı beni. Sürekli birilerine bağırıyormuşum. Düşümde gördüklerimi senaryo yazsam... Yüzyılın en fantastik filmi çıkardı ortaya. Yazsaydın keşke. Bu kabusun kaynağını bilmek için tek çare yazmak. Bu yaşananlara direnmek için kelimelerden başka neyimiz var ki? Haklısın. Silahın panzehirdir kalem. Bu yüzden de sana oku denmiş bayım. Çocukların onlar senin. Sen onları büyüttükçe onlarla da büyüyorsun. Büyüklerimiz... Bu ayeti çok güzel tefsir etmişler. Kainat Seriye'den Süreyya'ya kadar bir kitaptır. Okumayı bilene. Allah bizi de okumasını bilenlerden kılsın inşallah. Amin. Eli kalem tutanlar, yaşadığımız bugünü ne kadar iyi okurlarsa... geleceğe bir tuğla taşımış olurlar. Vallahi gönlüne sağlık Nuri abi. Biz de umut kapısında durmaya devam edeceğiz inşallah. Lakin halletmemiz gereken bir sorun daha var ki üzerimize vazifedir. Eşref abi, bizi hiçbir şekilde yarı yolda bırakmayan adam. Zararı büyük. Dükkan sahibi hem çık hem de zararı karşıla diye tutturmuş. Ve bu durumda bize düşen de pamuk ellerimizi cebe indirip bir an önce dükkanı tamir etmek. Ama en önemlisi Eşref abi gidiyor. Doktor üzücü olaylardan uzak durmazsa ikinci krizi engelleyemeyiz demiş. E tabii yenge de bunu duyunca olaya el atmış. Bir de şu bizim gazeteyi ertelememiz gerekecek. Manidar bakıştılar. O zaman Yola Edebiyat Dergisi'yle devam edeceğiz. Madem sözümüz yarın. Baylar. O küçük dergi atom çekirdeği gibidir. Çekirdeği ortaya çıktığı zaman etkisinin ne kadar büyük olduğunu görürsünüz. Şimdi Maraş'ın yedi uyuyanları gibiyiz. Tamam ama bir gün Edebiyat Dergisi'ndeki hizmetler parmakla gösterilecek. Ve gün gelip vakit tamam olduğunda antikapitalist, antiemperyalist, antifaşist, antinasyonalist ve en önemlisi de antifirovinist bilinçle yürüyen gençler gökyüzünde yıldızlar kadar çoğalacak. Göreceksin. Eyvallah. Kur'an'ın ve Hazreti Muhammed'in Allah'ı kavrayışı kendi çağı itibariyle bilimcil değil, sezi düzeyinde doğa ve insanı tümlükle kapladığı için alt şuurca Marx, Engels'in kimden daha da derinliklidir diyebiliriz. Peh. Oturduğu banktan kalkıp kitabını cebine koydu. Acemli caminin avlusundaymış. Alaycı gülüp yürüdü. Hatice kuyumcunun tezgaha bıraktığı yüzüğü aldı. Parmağına taktı. Süleyman beğenmiş, onayladı başıyla. Bir de bu modelimiz var. Onu da denedi parmağında. Nasıl diye döndü. Süleyman hepsini beğeniyor. Güzel diye gülümsedi. Bu güzelmiş. Biz bunun erkek için olanı da alabilir miyiz? Tabii ki. İlk denediğine geri döndü. Hatice yüzüğü aldı, Süleyman'a takmak için gülümsedi. Düz sade alyansı Süleyman'ın parmağına taktı.
Hatice mutlu bakıyor gözlerinin içine. Süleyman oldu mu diye göz kırptı. Oldu dedi heyecanla baş sallayarak. İyi tamam, biz bunları alalım o zaman. Yalnız içine isimlerimizi de yazarsınız. Tabii ki. Yüzükleri tezgaha bıraktılar. Birbirlerine heyecanlı hülyalı bakıyorlar. Gözlerinin içi gülüyor. Emine 5 tane pide ekmeğini beze sarıp hazırladı. Meryem de bezle örtük bir güğümle evden çıktı. Al bakalım. Koca adam oldun. Acık işe yara. Yarıyorum ya ben. Bahçeye suluyorum. Babamla dikme arıyorum. Ne ya? Bahçeye sularken kendin de suluyorsun. Sonra çamuru temizlemek bana düşüyor. Hasan Ali sırtında dolu küfeyle yanlarında. Beni de yıka der gibi bakıyor Emine. Emine utandı. Hadi sen de oyalamadan git gel de. Daha çok yemek var gidecek. Allah'ım ya. Sanki ben meraklıyım sırtımda yükle oyalanmaya. Dırlanma haydi. Hadi çocuklar. Ellerinde ekmeklerle oğlanlar kalktı. Ya hayya kayyum bir rahmetike estağis la halle lana ve la kuvvete illa bik ya Allah. Ya hayya kayyum ya Allah. Anam haydi haydi. Hem oku hem yürü. Konakta bir sürü iş var. Senin ayak tatim indirmeni beklemez. Tamam abla. Anam abla da diyor. Sen ne akıllısın sen. Hasan ortada, yanında güğümle Hüseyin, ekmeklerle Kerim, eski evlerin olduğu yoksul mahallede, sokakta yürüyorlar. Dik yokuşu ağırdan tırmanıyorlar. Baba, kaç gündür herkese yemek veriyoruz. Hepsini verirsek biz aç kalmaz mıyız? Bu nasıl laf la Kerim? Bir aç kalalım oğlum, olur mu öyle şey? Daha da artar verdikçe. Anam derdi ki, artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin. Taşar mı peki? Taşar tabii. Sen verdikçe dolar bu sepet. Sen dağıtırsın, Allah doldurur. Gerçi veren de o falandı ama. Ben Hüseyin'e çikolatamı verince Şürfenen abla bana çikolata verdiği gibi mi? Aferin lan. Akıllı bir tık. Gördün mü? Küfeyi indirdi. Paylaşınca bereketle bir yerden geliyor yani. Arkadaşının karnı açsa önce onun karnını doyuracağım. Tamam. Hadi bakalım. Nereye gidiyorsunuz lan? Solcu piyangocuyu görmek Hasan'ı rahatsız etti. Ne oynayacaklar? Arkasını 3-5 kişi almış, Efe havalarda yaklaştılar. Hasan sinirli, ürkek, karşısında Nemrut bakışlarla duran adamlara bakıyor. Yer sofrasında ortada şehriyeli pilav, metal tabaklarda tavuklu nohut. Hakkı kardeşlerin iştahla yiyişine bakıyor. Ne zahmet ettin kardeş? Çok şey almışsın öyle. Estağfurullah. Hak yerden göğe razı gelir. Yeminici tevazuyla baş salladı. Küçük oğlanın başını, sırtını sıvazladı. Hakkı kardeşlerinin yemek yiyişlerini sevecenlik bir buruklukla izliyor. Daldı gitti. Behi oğlunun durgunluğunun farkında. Hakkı ayılır gibi döndü yeminiciye. Pismiş ha. Yufka ekmekten bir parça kopartıp yemeğin salçalı suyuna batırdı. Hakkı oldukça durgun. Yemeklerini iştah yiyen kardeşlerine ve yeminiciye bakıyor. Abi vallahi sen olmayaydın. Ben dedemin yokluğuna dayanamazdım. Neden bir yere gitmedi Hakkıcan? Allah aşıkları o çukura hiç girmezler. Bunu sakın unutma. Sen daraldığında bir hude, o sana yetişir. Merak etme sen. Anlamış, hüzünle indirdi bakışlarını. Aşık olmak isteyeyim, hüde dedem. Beyazıt Konağı'ndan mahalleye yemek götüreyim. Alevi Mahallesi'ne, ha? Ha. Niye? Sünni değil misin sen? Ne yapacaksın ki sen benim Aleviliğimi, Sünniliğimi? Komşulara yemek götüreyim. Beyazıtlar Sünni değil mi ya? Düne kadar Sünni Alevi mi vardı? 100 yıldır bu kaplarda yemekler karşılıklı gidiyi geliyor konu komşuya. Bugüne kadar kimse kimseye Alevi misin, Sünni misin diye sormadı. Tamam kaldı bunu sorması. Kerim'i ardına alıp diklendi piyangocuya. Bana bak. Bu mahallede Alevi de yok, Sünni de. 1000 yıllık komşular var. Anladın?
pis bir sırıtışla Hüseyin'in elindeki çorbayı yere döktü. Bin yanlış. Ne diyorsun oğlum sen? Senin dediğin eskidendi. Artık Alevi de var, Sünni de. Baba gidelim buradan. Kes lan. Sıpa. Gidesene zırıltını mı dinleyeceğiz? Sen kime sıpa diyorsun lan? Ha? Keseyim lan boğazını. Keseyim lan. Bıçağı dayadı. Başka bir adam da küfeyi alıp savurdu yokuş aşağı. Doğru mu lan be belirmeyeyim de seni? Bana bak lan. Düdük. Sıpalarını da al bas git buradan. Yoksa koyun gibi doğrarım seni şu açıkta. Bir daha da gelme bu mahalleye. Anladın? Çakıyı kapatıp gözdağı vermek için dayı havalarında diklendi. Hasan çocukları ardına çekip gerilirken adamlar Nemrut yüzleriyle uzaklaştılar. Kerim ile Hüseyin korkmuş Hasan'a sokuluyorlar. Hasan giden adamların ardından çocuklara baktı. Dönüp kederle yere saçılmış yiyeceklere baktı sonra da. Kendi de şokta korkmuş, endişeyle kaldırdı başını. Oyun açık. Şimdi sizi kışkırtacaklar. Mahsun dede bunu çok iyi biliyordu. Ama bu fakir de biliyor ki Mahsun dedenin canları bir tel bile incitmez. Aklım almıyor. Memlekette bu kadar sorun varken ne istiyorlar bu milletten? Senin yükün ağır Hakkıcan. Harlanan ele ve suyu sen serpeceksin. Ben mi? Beceremem. Allah'ın vaadi haktır. İnsanın sırtına taşıyamayacağı yük yüklemez. Ben karanlığım. Korkma ben karanlığım. Sessiz sabahların korkak idamlıkları. Kalkın. Ben sizi mavi sabahlıklara sararım. Yeni bir çağa giriyoruz bakın. En serseri bombalar ensesinde kimsesizliğin. Ücünü kusuyor önünüze bunalan sessizliğin. Ey sarı benizli idamlıklar kalkın. Yeni bir çağa giriyoruz. Bakın. Beyaz çarşaflarda al kanlar donarsa. Senin kanın donarsa, benim kanım donarsa. Ben serin mezarlara muştular götürürüm. Erdemler kütüphanede. Evet. Evet işte bu. Bunu hemen Rasim'e ver. Dergide yayınlasın. Eski kapı açılıp Cevat girdi içeri. Gelişine şaşırsalar da memnun oldular. Asım, Sait, Alaaddin ve Nuri hayretle baktılar birbirlerine. Cevat da onlara bakıp ne yapacağını bilemez halde eğdi ağzını burnunu. Sonra meraklı bakışlar üzerindeyken Erdem'e yanaştı. Nuri bunun ne işi var gibisinden Sait'e bakıyor. Cevat da kendinden emin dik karşılarına geçti. Onların ne yaptığını sorgular gibi Erdem'e baktı. Ders bitmiş. Zehra'nın sınıfını boşaltıyorlar. Zehra yılgın tahta silgisini aldı. Tahtadaki yazıları silmeye başladı. Cahit kapıda. Kendini toparladı, tedirgin girdi sınıfa. Zehra şaşkın, kırgın dönüp baktı. Cahit koridora bakıp sıkılgan girdi sınıfa. Kapıyı örttü. Zehra iri badem gözleriyle kırılgan bakıyor. Cahit ellerini bağlayıp karşısında durdu. Derin bir iç geçirip nereden başlasam diye düşünürken Zehra gözlerini yere çevirip durdu. Cahit neden sonra ellerini çözüp dikleşti. Senden özür diliyorum. Hayatımda ilk defa ve yalnızca senden özür diliyorum. Ben öyle insanların yüzlerine gülüp iltifat ederek yüzlerini kaybedenlerden değilim. Dağlıyım nihayet. Ve rüzgarları sert, kayaları dik ve yalçındır bizim memlekette dağlar. Ama sen yine de affet. Zehra gözleri nemli nemli bakıyor. Babamı merak ediyormuş beyefendi. Ettiği lafa bak. Babamı. Babamı. Bir kere bile cesaret edip de
baba diyemediğim adam. Bayramdan bayrama elini öpmek dışında sarılamadığım adam babam. Ben unutmaya çalışıyorum. Sen niye hatırlatıyorsun be adam? Koltuktan eğilip masaya dayandı. Yüzü hüzünlenmiş. Ne yapacaksın baba? Ne yapacaksın? Çenesini masaya dayadı kederli. Keşke kaftanın olsaydın Cahit. Ama sen buzdağındansın. Şeylerin anlaşılmasını istemediğin gibi... ...beni de anlamak istemiyorsun. Zehra kalkıp çatık kaşlarıyla boyun büküp gidiyordu ki... ...Cahit kolundan tutup engel oldu. Affetmeyecek misin? Cahit sessiz yalvaran gözlerle bakıyor. Laf için kalbime sormaya gerek yok. Akıl ise bir gün elbet susturur, merak etme. Zehra buruk kovun çekerken Cahit bıraktı. Geçmişe gitti. Zehra okul bahçesinde havuzun önündeki bankta. Rüzgara karşı oturmuş, saçları dalgalanıyor. Cahit merdivenlerden ona bakarak yavaşça iniyor. Taş ve sopa. İki köylü karşı karşıya. Kavak ağaçları şahit. Bir de ibibik kuşu. İncir yalnız, badem yeşil kabuk. Camdaki hayalinle iki öfkeli boğa. Sevdalılar kapışıyor tabiatın ortasında. Çoban köpeği şöyle bir bakıyor. Yaman indi omzun sopa. Güçlü çarptı taş başına. Hayalin akıyor kanda. Yüzün zonkluyor yarada. Taş ve sopa. İki köylü karşı karşıya. Zehra arkasındaki Cahit'ten habersiz. Gözlerinde kırgınlıkları, sessiz bakıyor boşluğa. Ana döndü. Cahit aynı yalvaran kırgın bakışlarda. Zehra sürekli kırıştırarak kastığı kaşlarıyla devirdiği nemli gözleri mazlum ifadesiyle sessizce uzaklaştı Cahit'ten. Yavaşlatılmış hareketleriyle çıktı sınıftan. Cahit gözlerini kapatıp derin bir iç çekti. Sıktığı dudaklarıyla döndü. Gözleri buruk, mahzun. Ayakta düşünceli duruyor. Omuzlarını yukarı kaldırarak içinde hazmeder gibi silkinip toparlandı. Ağırdan yavaş çekip çıktı sınıftan. Hasan ve çocuklar ellerinde ekmek, boş kap ve küfeyle kös kös geri geldiler. Kerim Emine'nin beline atıldı. Ağlama onu. Hüseyin ise Meryem'e koştu. Artık çoluğu çocuğu sokağa salmayın. Yolları eşkıya kesmiş. Ne? Acemi Mahallesi'nin girişinde bir sürü adam önümüzü kesti. Boğazıma bıçak dayadılar. Görmedim ama Allah bilir tabancaları bile vardı. Kimmiş lan bu eşkıyalar? Ne istiyor sizden? Biz Sünniymişiz de. Alevilerin evlerini yakıp bir de yardım edeyimmişiz. Baksın köpeklere. Patlatamadın mı lan ağızlarının ortasına? Çoluğun çocuğun yanında. Tüh sana. Çoluğun çocuğun önünde o kadar lafı yedin de... ...edepsiz haddini bildirmeye bebelerin bahane buldun. Emine. Edepsiz haddini bildirmek, çulsuza kaftan giydirmek gibidir demez miydi Ökkeş babam? Yazıklar olsun sana. Çekil Hasan Ali. Ben tek başıma hadlerini bildiririm onlara. Ya neydi? Gitme anne, gitme. Deli misin? Tabanca var, topa var, bıçak var. Nereye gidin? Eşkıyadan korkacak göz mü var lan bende? Gir. Emine. Emine. Kalın süpürge sapıyla fırladı. Ne oluyor? Emine abla kafa gitti. Kütüphane. Erdem Cevat'ın gelişiyle mutlu ayaklanıyorken... Cevat merakları gidermek ister gibi ceketinin cebinden Kıvılcımlı'nın Allah Peygamber kitap kitabını çıkarttı. Önüne atar gibi bıraktı.
Akif'in kitaba bakan gözü seyiriverdi. Nuri ise uzanıp aldı. Tebrik ederim bayım. Demek bunu okuyorsunuz ha? Ya yok, iade ediyorum. Bak hocam, benim kafa olmuş zaten çift çarşısı. Bu kitabı yazan adamın kafa benden beter karışık. Ya tamam anladık, çivi çivi söker de ne benim ona faydam var ne onun bana faydası. Karışma bana be. Erdem bak geriye be. Yaslanıp yumuşak tebessümüyle Cevat'ı süzüyor. Cevat derdini anlatamayan sıkılganlıklarıyla elleri cebinde başını, bakışlarını çevirip duruyor. Erdem ondaki kargaşanın farkında, arkadaşlarına döndü. Nuri tebessümle Cevat'a Emine bakıyor. Emine sana diyor kız, bir laf dinle. Ya herifler silahlı diyorum ya. Emine. Tuttuğu kolunu ittirdi. Hiçbir alevi değil onların. Ben bilirim onları. Saz alır oğlum onlar eline. Saz, silah değil. Senin önünü kesenler Allah bilir hangi dağdan indi de benim komşum bana gırdırıyor. Ne korkacağım be? Çekil. Yahu Emine. Anne ölüm. Emine hayretle döndü. Oğlum o nasıl laf? Ağlama oğlum. Kurban olurum ben sana. Kurban olurum senin çipil gözüne. Kimsiniz lan siz? Millet alevi sünni diye birbirine düşman ettiniz. Hüdükler. Hadi gelin bana sataşın. Hadi. Hulyabaniler sizi. Sokak boş. Hasan Emine'nin direncinden utanmış baş indirdi. Emine tepeden küçümser Hasan'a yürüdü. O kadar sinemaya gidiyorsun Garete filmi seyretmeye. İki hareket öğrenemedin mi? Korkak tavuk gibi gerisin geri dönüyorsun. O yemekler gidecek o mahalleye. Ferişta gelse önümde duramaz. Bir sepet be Emine. Adamla bir sürüdüler ya. Yemeğin sepeti dökünce derlendim böyle kündeye getireceğim. Bıçağı dayadı boğazıma bıçağı. Yoksa ben pehlivan torunuyum ha. Canlarını okurdum onların. Aha da gülah boş kalmıştı. Anlat anlat. Yürü lan. Yürü. Kolundan tuttuğu gibi yokuştan salladılar kendilerini. Emine. Yere saçılmış yiyeceklerin yanından geçip gittiler. Emine ben sana bilirim yapacağımı der gibi kızgın baş sallıyor uzaklaşırken. Meryem Hüseyin'e sarılmış sedirde üzgün oturuyorlar. Şerife hemen yanlarında kaygılı, kızgın, sabırsızca sallanıyor beklerken. Asıl sana vurmak lazım bu zopayla. İki tane patlatıp eşkıya var diye bağıramadın mı? Niye insansızlık yapıyorsun Emine? Ben seni bilmiyor muyum simsik? Tövbe tövbe. Ne biçim konuşuyorsun sen çocuğun yanında? Sen bu kocanı saydırmaktan bıkmadın mı ha? Sen ne zaman akıllanacaksın Emine? Hem sen ne diye sokağa dökülüyorsun? Ben sana böyle mi terbiye verdim? Aşk olsun sana, aşk olsun. Hey ya, sade bağ aşk olsun değil mi ana? Ne olmuş kadın başına çıktıysa? Daha düne kadar Maraş'ın karıları ellerinde nacaklarla bizim düşmanlarımıza saldırmadı mı? Bu kadın Filistin'de düşmanı taşlamadı mı? Bu yüzden işkence görüp hapse düşmedi mi? Kimse dedi mi ona sen niye kadın başına sokaktasın diye? Hapse düştün diye kimse sordu mu ona? Onu alkış tutuyorsunuz bana niye yok? Konuşuyorsun ama boş konuşuyorsun. Senin durumunla onunki aynı mı kızım? Kadının memleketini istila ettiler. Topla, tüfekle, bombayla binlerce Müslüman öldürüldü. Hem bunu yapan Müslüman da değildi. Dışarıdan geldi. Senin yaptığın gibi eline taş at kendi insanımızı taşlamadı. Yakışır mı bize Emine ha? Yakışır mı? Senin ne zaman bunlara aklın erecek? Tövbeler olsun. Emine susup sinerken Hasan gafil avlanıp oh olsun der gibi bağrını sıvazladı. Emine'nin gözler ateş. Hıncını Hasan'dan alacak gibi çevirince Hasan üstünü temizler gibi çevirdi ellerinin hareketlerini. Emine güğümü kapıp sinirli yürüdü. Meryem tedirgin olanları anlamaya çalışırken Kerim bu sefer babasına sokuldu. Şerife evhamla ovunup duruyor. Cevat elleri parkasında üç katlı beyaz badanalı kütüphanenin ahşap merdivenlerinden inerken Erdem peşinden geldi. Cevat. Dinlemek istemeyen inatçı havasıyla yürüdü. Cevat. Ne var diye tepeden bakan alaycı sıkın ifadesiyle döndü. Hemen nereye gidiyorsun? Dur iki laflayalım konuşalım ha? Ne konuşacağız hocam? Fuat müdür iftira atar. Arkadaşlarım işkence görür o çocuklar. Ben sokaklarda yaşarım. Kendi evime gidemem. Bunları mı konuşacağız? Hiç sanmıyorum. Dünya mutlu sonla biten bir masal değil. Bunu ben anladım. Sen hala anlamadın mı? Hı. Hayatın bir masal olup olmadığını bana öğretecek kadar çok yaşadın. Evet. Çık.
çıkarım nerede? Evet diye kapattığı gözleriyle eğdi yüzünü. Sonunda kaçmaya karar verdi. Nereye kadar? Gittiği yere kadar. Cevat, senin asıl kaçtığın ne ailen, ne polis, ne de hayat. Ailenden kaçacak kadar merhametsiz, polisten kaçacak kadar cesaretsiz değilsin sen. Sen kendinden kaçıyorsun Cevat Efendi. Deli Domrul gibi Azrail'le savaşmaya cesaretin var. Ama kendinle yüzleşmekten korkuyorsun. Senin zorun babanla falan değil. Kendinle. Aynada kendi yüzünü görmeye, kendi gözlerine bakmaya cesaretin yok senin. Sen bana babana değil, kendine sırt çeviriyorsun Cevat. Sen bence bunları Fuat Müdür'e söyle. Belki ona bir faydası olur. Ona bir faydası olur da çevresindekiler zarar görmez. Benim ettiğim kendime be. Çekil, yolumdan çekil. Belki o zaman yüzleşirim kendimle. Tamam. Dönüp bir daha nasız yürüdü. Sokağa çıktı. Arkasında taş konak kütüphane binası. Sokağa baka kaldı. Polisler ulu orta iki kişinin üstünü arıyorlar. Gelip geçeni durduruyorlar, kimliklerine bakıyorlar. Tedirgin, sıkıntıyla arkasını döndü, parkasının başlığını çekti tepesine. Arkasına yan gözle bakıp yılgın, ters yönde yürümeye başladı. Bir de gencecik aşıkların yüreklerini bilirim. Bir dolmuşta yorgun şoförler için bestelenmiş bir şarkıdan bir kelime düşüverince içlerine, karanlık sokaklarına dalarak şehirleri, beton apartmanların sağır duvarlarını yumruklayan ya da Melal Denizi parklarının ıssız yerlerinde, örneğin Hint Okyanusu gibi derin, isyanın kapkara sularına dalan. Merdivene oturmuş, kederle bakarken Sait geldi. Üzülme be şehir avcısı. Elimde değil Sait baba. Yüzünü görmedim ne kadar yorgun. O kadar genç. Yüzünde 100 yıllık bir yorgunluk var. Doğum sancısı bu, kolay mı? Hele bir de insan kendinden kendini doğurmaya gebeyse. Zaten kim dedi ki insan olmak kolay diye? Elbette yorulacak. Eyvallah. Beraberce kollarına sarılıp vurdular. Peşi sıra çıktılar trabzansız taş merdivenleri. Cevat kütüphanenin bina duvarı boyunca arkasına bakarak yürüdü. İki cephesiyle sokağa gören taş duvar önünde durup ne yana gideceğini bilemeden bakındı, sağ yöne doğru yürüdü. Merve yorganın altında sessizce sarsıla sarsıla ağlıyor. Hayriye kapı önünden geçerken haline bakıp hayıflandı. Merve durup anlık düşüncelerle iç geçiriyor, sonra tekrar sarsılarak ağlamaya devam ediyor. Hayriye çaresizce geçti içeriye. Merve Cevat'ın küçük resmini çıkardı yastık altından. Ona bakan gözleri mahzun, kederli. Resmi bağrına basıp içli iç çekti. Cevat Kuyumcular Çarşısı'nda boş boş dolaşıyor. Süleyman ve Hatice el ele arkasından bir kuyumcudan gülerek neşe içinde çıktılar. Başka bir köşede polis, çalık ve sağcı piyangocuyu karşısına çekmiş, defter şeklindeki kimliklerine bakıyor. Cevat dört yandaki polis çevirmesi arasından geçerken huzursuzca dönüp bir an baktı, sonra hızlı adımlarla yoluna devam etti. Çalık gördü onu. Gel benimle. Peşinden yürümeye başladılar. Hatice'ler sokakta. Seyyar kepenkli tablalarını açmış satıcıların arasından ellerinde torbalarla el ele geçiyorlar. Bahçeye uzanan oturma yerleri full dolu muhallebiciye geldiler. Süleyman Hatice'ye yol verdi. Kapısındaki garsonu selamlayıp içeri girdiler. Buyurun. Cam önü masaya oturdular. Sonra kurt gibi açım dedi gençler. Ben de. Yerim tüm bir şeyler. Cevat parkasına sinmiş kalabalık sokakta yürüyor. Bir köşede polis iki genci duvara dayamış üst baş arıyor.
onları görünce tedirginleşip parkasını yüzüne çekti. Polisler kalabalığın arasından arkasından geçen Cevat'ı fark etmediler. Cevat muhallebicinin önünden hızla yoluna devam etti. Cevat bu ya. Dur. Arkadaş getirme ne olur. Sana özel anlatacaklarım var. Tamam. Aklı Cevat da oturdu sandalyesine. Cevat arada arkasını kollayarak yürüyor. Çalık ve yandaşı mesafeli onun geçtiği yerlerden geliyorlar. Cevat hızlanıp sürekli arkaya bakarak köşeyi dönünce gözden yitirdiler. Cevat eğimli sokağa yürüdü. Çalık sokağın başında gözleri kalabalıkta onu arayarak bakınıyor. Kime bakıyorsun? Kızıl itlerden birini gördüm. Senin mi? Yok. Daha beteri. Burnundan soluyarak sokağa dikkat kesildi. Yürüdüler. Merve yatağında aynı ağlar solgun havasında buhranlı yatıyor. Güler elinde gitarıyla geldi. Allah senden razı olsun kızım. Bir seninle beraberken konuşayım. Bir de yemek getirebilsen. Nasıl dua ederim sana biliyor musun? Merak etme Ayrıye teyzeciğim. Getiririm ben onun yemeğini. Ağırdan çekinerek odaya yürüdüler. Merve. Bak kim geldi kızım. Umut'la döndü başı, yüzü yaşlarıyla ıslak. Güler'le manalı bakıştılar. Güler yaklaşıp yatağın yanına oturdu. Ellerinden tuttu, mahzun yüzüne bakıyor. Nasıl oldun Merve? İç çekti, gözlerini indirdi. Hayriye kaygılı izliyor onları. Ağlamaktan harap düşmüş, burun çekip yutkundu. Cevat izni kaybettirmenin rahatlığında arkasını kollayıp mavi tahta kapalı eski bir eve girdi. Çalık eli belinde boş sokağa bakıp döndü. Kızgın soluklandı. Kayboldu it. Nereye girdiğini anlamadılar. Piyangocuyla sinirli bakışıyorlar. Hoş geldin oğlum. Merhaba teyzeciğim, Cevat ben. Zafer. Kadın içeriği gösterdi. Selim ve adamları pazar yerine doğru hızla yokuş aşağı koşuyor. Selim dönüp geriye ateş etti. Buyur bak. Sokaktakiler buldukları kuytuya sini verdiler. Süleyman mahallebiciden kalktı ayağa. Otur, reis gel. Selim ateş edip dönmüştük ki bir polisle çarpıştık. İki yana savrularak devrildiler. Her şey yavaşlamış. Selim yerdeki polise yakalanmanın şaşkınlığında doğruluyor. Süleyman Hatice'yi korumaya almış. Sokaktaki yaşlı genç çocuk paniklemiş, telaşla saklanacak yer ararken çalık piyangocuyla sindiği kapı aralığından bakıyor. Selim yerde sersemlemiş, kendine gelmeye çalışan polise bakıp tabancasını aldı yerden. Herkes dikkat kesilmiş, olacakların korku ve endişesinde. Polis kendine gelir gibi elindeki silahı çıkartmaya yeltendi. Selim'le karşı karşıyalar. Selim çekinerek yan bakışlarla ateş etti yerdeki polise. Adam sarsılarak devrildi. Selim panik, koşarak olay yerinden uzaklaşırken herkes şok içinde. Süleyman taş kesmiş, Hatice korkuyla açmış gözlerini ona bakıyor. Yaralı polis yerde yatarken etraftaki polisler o yana akın etti. Polisi vurdular lan! Komiser lan bunlar! Niye silah almadık? Vurdular değil mi? Vurdular polisi. Vurdular. Maalesef vurdular. Kahretsin. Başka yerlerden de yeşil üniformalı polisler geliyorlar. Sokaktakilerin meraklısı yakından, ürkeni uzaktan izliyor. Polisler etrafa dağılıp Selim'in peşine düştüler. Çalık da çıktı saklandığı yerden. Selim paniklemiş bir sokağa girdi. Takip edildiğini farkında 2 metrelik yükseltiden bir evin bahçe boşluğuna atlayıverdi. İyice köşeye sinip oturdu. Eli silahlı polisler sokak aşağı koşarak yanından geçtiler. Selim başını uzatıp gittiklerinden emin oldu.
benzi atmış nefes nefese. Ayağa kalkıp etrafa bakındı. Bir iki adım soluklandı. Bir anda alnı kırıştı, ağlamakla büzdü yüzünü. Koluyla burnunu kapatıp pişman duvarı tırmanıp ters yöne koştu. Cevat Zafer'in evine gelmiş. Yatakta yarı baygın, yüzünde derin yaralarıyla yatıyor. Cevat soba kurulu küçük odanın kapısından yavaşça girdi. Onun yüzünden başına gelenlerle perişan hale gelmiş Zafer'in karşısında durup duygulu bakıyor. Titreyen dudaklarını ısırıp acıyarak yaklaştı. Zafer kendini bilmez halde yatıyor. Gözleri dolu dolu kaçırdı bakışlarını. Nefeslenip yutkundu sıkıntıyla. Ya da ben geldim. Zafer gözlerini yavaşça açtı, yutkundu. Cevat. Adam. Cevat. Ağlaması Cevat'a ağır geliyor. Bakamadan çevirdi bakışlarını. Ellerini alıp sıktı. Zafer çöküntülü ağlıyor. Gelmeyin! Araba alın! Araba çağırın! Ambulans çağırın! Sokak karışmış. Çalıklar bir yandan yaklaşırken Süleyman uzaktan endişeyle bakıyor yaralı polisten yana. İkisi üniformalı, biri sivil polis, 10 kişi etrafı sarmış. Polis hareketsiz yerde yatarken çalık kalabalığa doğru bakıp fırsat saydı. Herkes yavaşladı. Hatice Süleyman'a döndü, ardından içeri yöneldi. Süleyman üzüntüyle yüzünü örtüyor. Mavi tümsek tavanlı Amerikan model geniş bir araba geldi. Karga tulumba polisi kaldırıp kucakladılar. Çalık sokağı kendine uydurmuş, kalabalık bir grupla sağ kolu yukarıda bağırıyor. Süleyman olayların şaşkınlığında çantasını alıp gelen Hatice ise korku ve endişeyle bakıyor. Kollarından bacaklarından üçer beşer yapışan insanlar hareketsiz 25'lerinde esmer çelimsiz yapıdaki polisi arabaya getiriyorlar. Sokak miting alanına dönmüş, herkes neye bağırdığını bilmeden çalıkla slogan atarken Süleymanlar geride keder ve endişeyle çaresiz izliyorlar olanları. Hadi gidelim Süleyman. Hadi. Kamu ister, Moskova'ya. Kamu ister, Moskova'ya. Kamu ister, Moskova'ya. Kamu ister, Moskova'ya. Süleyman şaşkın uzaklaşamıyor. Ağırdan iki adım atsa da gözü bağıranlarda. Polisi arabaya koydular. Yanına da arkadaşı oturdu. Ve araba hareket etti. Süleyman Hatice'nin kolundan çekmesiyle ilerliyor. Dumur olmuş, taş kesmiş, inanamıyor olanlara. Cevat ağlayan Zafer'in yanı başına oturmuş, gözleri nemli, öfke ve kinli izliyor arkadaşını. Ağlama Edem. Ağlama geçti. Devrimci adam ağlamaz. Geçti kardeşim benim, geçti. Hepsi geçti. Geçti. Gözyaşları arasında gülümsemeyi başarırken iç çekti. Gözleri kan çanağı bitap bakışıyorlar. Aman 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 aman.
zaman bir vefalı yârimde yok. Aman, 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 aman. Aman, 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 aman. Bir vefalı yârimde yok. Akşamüstü. Yangınzedeler bahçede toplanmışlar. Emine'yi çaresizlikle, kederle dinliyorlar. Meryem çay dağıtıyor. Çocuklar annelerine sokulmuş, yaşlılar yere bağdaş kurmuş, başlar önde, sessiz sessiz içlerine yaşlarını akıtıyorlar. Kerim durgun, donuk, sinmiş babasının kollarında oturuyor. Yemenici başında kasketi, aklar düşmüş, sakallı yüzü yorgun, hibesi omzunda, elinde erzak torbası karanlık sokakta yürüyor. Cevat Zafer'e çorba içiriyor. Yudumlanırken canı yanıyor. Zafer'in her lokmada yüzü ekşiyor. Cevat kaşığı uzatırken muzurca kendine çekip içti çorbadan. Merve Güler'in uzattığı pilavı reddetti. Başını çevirirken Güler de çaresiz kalmış. Aman, 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 aman. Erdem ellerinde torbalar ve girdi avluya. Yerlere, sedirlere sıralı insanlara baktı kapıdan. Bir acısız ömürde yok. Emine duygulu gözlerini deviriyordu ki Erdem'i gördü. Erdem abim gelmiş. Alsana elindekilerine bak yine val evvel. Hasan Ali'den önce atıldı. Hasan Ali içerli bakıyor. Hoş geldin. Erdem ise duygulu, perişan insanlara bakılı kaldı. Kederli yüzlerini karartmış, mahzun oturan insanlar için acıtıyor. Ağır adımlarla konağın merdivenlerini tırmandı. Buyurun, buyurun, geçin. Buyurun. Ne zahmet ettiniz. Allah razı olsun. Celal ve Elif gelmiş. Güler'i almaya gelmişken biz de geçmiş olsun diyelim istedik. Geçmiş olsun bacım. Sağ olun. Allah razı olsun. Siz oturun buyurun. Ben bir çay demleyip geleyim size. Merve doğrulup Güler'le şaşkın şaşkın baktılar. Yüksek taş binaların sıralandığı geniş sokak. Cevat elleri ceplerinde parkasının kapşonu başında ağır ağır yürüyerek Merve'lerin evinin önüne geldi. Merve'nin camında ışık var. İçeride Celal ve Elif oturmadan ayakta sıkılarak Merve'ye bakıyor. Merve Celal'i görmenin hayretinde. Celal yumuşamış, sevecen bakıyor Merve'ye. Celal Merve'nin odasına yürüdü. Kapıda durup içeri girmeden bekledi. Geçmiş olsun kızım. Sağ ol Celal amca. Güler de babasının ilgisine şaşkın. Celal'in hüzünle yatağa kaydı gözleri. Merve tuhafına gitmiş, baktığı yöne eğilince yastık altından görünen Cevat'ın resmini fark etti. Elif içli içli bakıyor. Güler diken üstünde, bir şey olacak endişesiyle Merve'ye döndü. Merve elini uzatıp yastığın altına sürdü resmi. Çekingen indirdiler bakışlarını. Celal'in bu sefer masadaki kitaplara kaydı gözleri. Kitapların en üstünde ana adlı kitap duruyor. Rahatsız etmeden ürker gibi geriden baş sallayıp Elif'le içerideki sedire yöneldiler. Celal'in başında yediği dayağın bandajı. Merve tuhafına gitmiş, hoşlanmamış da geri yattı yatağa. Yetti artık. Zavallıdan çıktı iyice bu itler. Polis vuracak kadar azıttılar. Gittiği yere kadar. Ya devlet paşa, ya kuzgun eşe. Ellerimle büyüttüm, solarken dirilttim. Çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin. Çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin. Dağlar dağlar kurban olam, yol ver geçem, sevdiğimi son bir olsun.
olsun yakından gören. Sevdiğimi son bir olsun yakından gören. Allah razı olsun. Güler de böyle gelip gitmese. Ece içine kapanacak yavrum. O böyle şimdi şarkı türkü söylüyor ya. Azıcık rahatlığı. Başına gelenleri unutur gibi olayı. Gülen'in de sesi ne güzel maşallah yavrum. Onun sesi Merve'ye ilaç gibi geliyor. Elif gururlu çayını yudumladı. Maşallah Celal Bey. Güler'i çok iyi yetiştirmişsiniz. Sağ ol bacım. Çocuklarımızın hepsi öyle. Merve de. Pırlanta gibi kız. Ama işte nasıl olduysa böyle. Çok üzüldük vallahi. Hayriye süzülen yaşlarını sildi. Ah Elif Hanım. Hiçbir şey konuşmuyor. Ama vücudun her yeri musmur. Geçen gece kalktım üstünü örtmek için. Ayağı yorganın dışında kalmış. Eliyle ağzını kapattı. Ayağının altında böyle çimenler çıkmış, su toplamış. Küçük çocuğa işkence yapmışlar. Elif yanına geçti. Yok Hayriye Hanım, bırakma kendini böyle. Şimdi her şeyden, her zamandan daha çok ihtiyacı var sana. Bak o bu acıları senin şefkatin, sabrınla atlatacak. Genç bunlar. Biz ana baba olarak ellerimizi üstünden çekmeyeceğiz. Elif lafın Cevat'a gittiğini anlayıp düşürdüğü yüzüyle Celal'e baktı. Celal hak verir gibi baş salladı. Hayırlı geceler. Hoş geldin sağ ol. Hayırlı geceler evladım. Hayırdır ne bu surat? Bir şey mi oldu? Hayır diyelim, hayır olsun. Erdem gelmedi mi? Dergi için koşturuyorum malum. Ne oldu kızım? Mahmud'un tayini çıktı. Ne? Nereye oğlum? Bursa'ya gidiyoruz abi. O zaman niye suratınızı asıyorsunuz? Ben de Şerife Hanım'ı alır gelirim, bizi kapucalara götürürsünüz ha? Öyle değil mi Şerife Hanım? Artık dizlerimiz de bükülmüyor vallahi. Üzülme kızım. Her şeyde var bir hayır. Amcan doğru söylüyor. Yaz tatillerinde gelirsiniz işte. Ben bu evde büyüdüm. Gurbet ellerde ne yapacağız şimdi yapayalnız? Bari Naciye'nin doğumunu görebilseydim. Naciye kalkıp yanına geldi. Sen hiç merak etme. Sık sık gidip geliriz tamam mı? Yaşlar içinde sarıldılar. Şerife de eğdiği yüzüyle yaş akıtıyor. Mahmut üzüntülü Ökkeş'e baktı. Ökkeş söyleyecek söz bulamadan elini omzuna atıp Şerife'ye döndü. Hacer, Naci ve yengesi arasında üzüntüyle oturuyor. Cevat boş sokakta, Merve'nin evinin önünde gözü pencerede duruyor. Başı sıkıntıyla sokağa döndü. Bir şey dikkatini çekmiş gibi dikkat kesildi. Evin yanındaki dar sokak ağzına bakıyor. Sokakta bir hareket olmayınca döndürdü başını. Eve döndü dikkati. Naciye ayna karşısında başörtüsünü düzeltiyor. İçeri giren Erdem'i görünce yüzü güldü. Hoş geldin. Hoş geldik. Erdem, biliyor musun Mahmut abinin tayini çıktı Bursa'ya? Hı. Seni beklediler ama göremeyince uyudular herhalde. Gerçi Hacer abla uyuyamamıştır. Tüm gün ağladı gurbette ben ne yapacağım diye. Hayırlısı olsun. İnsan her şeye alışır.
Sen öyle bir varlıktır ki hiç yapamayacağın, asla dayanamayacağın dediği şeye bile mecbur kalınca yapar, dayanır. Haklısın. Bak Meryem bacıya. Onca acıya rağmen memleketinden uzak tek başına mücadele veriyor. Hem de of bile demeden. Biliyor musun? Bugün o kadar koşturmama rağmen hiç yorulmadım. Halbuki komşularımız bize sığınmadan önce her yerim tutuluyordu. Çok çabuk yoruluyordum. Demek ki komşunun komşuya hizmeti şifaymış. Allah Allah. Bak sen. Hani bizim şifamız Naciye? Evin yanındaki dar sokaktan çalık telaşlı hırslı yürüyüşüyle geliyor. Köşeyi dönünce duraladı. Parkasıyla arkası dönük duran Cevat'a bakıyor. Belindeki silahı doğrulttu. Gözü dönmüş, hırsla kaldırdı silahını. Lan! Cevat şaşkın dönerken Naci Erdem'e sarıldı. Cevat korkuyla dönüp koşarken... Erdem de Naci'ye silah sesiyle endişeyle dönüverdiler. Elifler ve Merve de fırladılar ayağa. Cevat karanlık sokağa koşarak girdi. Arkasına baktı, ardından çalık daha gelmiyor. Yüksek duvara tırmanıp arkasına geçmişti ki çalık döndü sokağa. Cevat bahçede bir ağaç altına sinip soluklandı. Çalık boş sokakta etrafına bakınıyor. Gördüm lan. Bu sıvaya benziydi. Gördüm. Çısalar orada! Anlatsız! Güler pencereye çıktı merakla. Çısalar ne oluyor ya? Kardeşimin sesi bu, ne oluyor ki? Ya dur hele bacım, yaklaşma pencereye, ateş falan ediyorlar bak. Hayriye pencereye koştu. Biz gitsek mi artık? Dur hele, ortalık yatışsın gideriz. Çalık duvar önünde dolanıp duruyor. Ulan madem buraya gelecek cesaretin var. Çısana lan karşıma! Saklanma lan karı gibi! He? Sen dur sen. Sen dur. Kardeşim bu çalık. Bir şey gördü galiba. Neyse, telaşa lüzum yok. Bir çay da alır mısınız? Yok. Biz Güler'i de alıp gidelim artık. Hem Celal Bey de yorgun. Sonra başka zaman uzun uzun otururuz inşallah. İnşallah. Ben Güler'e haber vereyim. Güler kızım, annen gidelim diye. Geliyorum. Akılları dışarıda kalmış. Endişeyle bakıştı iki kız. Güler gitarını ve kabını aldı. Hasan Ali elinde sopa korkulu başını kapıdan uzattı. Erdem kapıda. Hasan Ali. Erdem Bey. Hayırdır? Nereden geliyor bu silah sesleri? Yukarıdan bir yerden. Bizim sokakta bir şey yok ama yine de temkinli olmak lazım. Anladım. Sen ayaktasın herhalde. Ayaktayım Erdem Bey. Dikkatli ol. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Cevat sesler kesilince ayağa kalkmıştı ki gerisinde. Çalık bahçe kapısından girip geniş bahçeye bakıyor. Loş ağaçlık içinde gözleri dolaşıyor. Cevat sindiği yerde üzerinde yeşil parkayla kamufle olmuş nefessiz duruyor. Çalık birkaç metre uzakta uzattığı silahıyla etrafa bakınıyor. Cevat dişlerini ve yumruğunu sıktı. Çalık her gölgeye, harekete silah doğrultuyor. Cevat'ın hizasına geldi. Cevat yumruğunu sıkarak duruyor.
Çalık eğilip kuytu köşeyi görmeye çalışıyor. Dalları çekti, arkasına baktı. Cevat çok uzakta değil ama karanlık işine yarıyor. Çalık yönünü çevirip başka yöne gidiyordu ki yine Cevat'tan yana dönüverdi. Adım adım yaklaşıyor. Cevat yavaşça dönüp yakınına bakmaya yeltendi. Aralarında adımlar kalmış. Çalık doğrulttuğu silahıyla gözleri iri iri dondu kaldı. 20. bölüm sonu. Bu dizinin betimlemesi TRT tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.seslibetimlemedernegi.com. Yönetmen Adnan Güler, yapımcı İksan Fırat, Ömer Can. Behiye Seher Çohadar, yeminici Ali Rıza Özsöyler. www.7güzeladam.tv www.facebook.com/7güzeladam.tv www.twitter.com/7güzeladam.tv Teşekkürler ve reklam akışı başladı. Bu dizi TRT 1 tarafından Pusula Filme yaptırılmıştır. 2014.